Hepimiz, birçoğumuz, içinizde belki farklı inanç düşüncelerine sahip olanlar olabilir. Ama ben genele hitap ederek söylüyorum. İnanmayanların da aslında merak ettiği dolaylı bir sorudur. Allah bu kainatı nasıl idare ediyor bu kadar kolay? Ve huve alâ küllü şeyin kadir. Yani Allah'ın kudreti her şeye yeter. Ne demektir? Bununla alakalı Risale-i Nur külliyatındaki en derin konulardan bir tanesini inşallah 15-20 dakika içerisinde size aktarmaya çalışacağım. Önemli bir mesele, bu zamana kadar daha önce dinlemediyseniz ilk defa dinleyeceğiniz bir konu. Öyle es geçmeyin, kaçırırsanız belki bir dahakine 6-7 ay sonra, 8 ay sonra denk gelebilirsiniz. Halley kuyruklu yıldızı gibi, bu ders çok sık gelmiyor. Ama lütfen iyi idrak edin çünkü bugün bambaşka bir şey öğreneceksiniz. Çok değişik bir konu. Normal standartların dışına çıkacağız. Bakın Bediüzzaman Hazretleri ve huve alâ küllü şeyin kadir, Allah'ın gücü kudreti her şeye yeter meselesini izah ederken birçok insanın aklına takılan dehşetli bir meselenin izahını çok ilginç bir ilmi örneklerle şöyle anlatıyor. Diyor ki vücut ve tecerrüdün hadsiz kolaylığa ve nihayetsiz suhulete sebebiyet vermeleri gayet derin bir sırdır. Onu bir temsille fehme takrib edeceğiz, akla yakınlaştıracağız. Yani Allah için az çok, bu tabirleri unutmayın. Allah için az çok, büyük küçük, yakın uzak diye hiçbir tabir yoktur. Şimdi ne demek? Bakın az çok, yani birle bir trilyon arasında hiçbir fark yok. Ne demek? Bir tane Orhan Karınca'yı rızıklandırmasıyla trilyonlarca karıncayı rızıklandırması Allah için aynı iş. Bu dehşetli bir meseledir. Yani Allah için küçücük bir toz zerresini hareket ettirmekle bütün galaksileri hareket ettirmek tek bir iştir. Ve onun kudretine hiç ağır gelmez. Bizim insanların bilmiş oldukları ağırlık, büyüklük, küçüklük, uzaklık gibi insanların kendi değerlerinde kullandıkları bu zorluklar ve engeller Allah'ın katında hiç yoktur. Bunlar iddialı sözler değil mi Mithat? Acaba buna delil var mı? İşte bunu anlatacak Bediüzzaman Hazretleri. Çok dikkatle dinleyin. Bir, vücut mertebeleri muhteliftir. Ne öğrendik? Vücut mertebeleri muhteliftir. Aşçı, pastacıydın değil mi sen? Tamam, iyi dinle bak. Vücut mertebeleri muhteliftir. Mesela bunun bir vücudu var, değil mi? Bunun vücudunun neyi varmış? Muhtelif mertebeleri varmış. Birazdan açacağız. Ve vücut alemleri de ayrı ayrıdır. Peki bunun bulunmuş olduğu alem var değil mi şu anda burada? Ha, aynen bunun gibi. Bunun vücudu nasıl muhtelifse, vücut mu ne derler? Vücut mertebeleri nasıl muhtelifse, vücudun bulunmuş olduğu alemler de muhtelif. Dinliyor musunuz gençler? Kaçırmayın bak. Birazdan çok derin ama çok basit bir izahla anlayacağınız bir meseleye geçeceğiz. Vücut mertebeleri muhteliftir ve vücut alemleri ayrı ayrıdır. Ayrı ayrı oldukları için vücutta rüsuhu, sağlamlığı, sabitliği bulunan bir tabakayı vücudun bir zerresi o tabakadan daha hafif olan bir tabakayı vücudun bir dağı kadardır. Şimdi diyebilirsiniz ulan bu adam ne diyor ya? Değil mi? Mesela ben de ilk defa gelsem vücut mertebeleri muhtelif, zerre, değil mi? Enteresan, rusuh. Birazdan açılacak bunlar. Bu tabirleri okumamın nedeni de yani bunlara zihnimiz açılsın, algılasın, beynimiz bunları bir kapsın. Çünkü mesele basit. Ve o dağı istiab eder. Yani neyi öğrendik? Bir, bunları aklınızda tutun yeter. Bir, vücut mertebeleri muhtelif. Yani bizim bildiğimiz şu vücut mertebeleri var ya bakın vücutlar. Bunlar neymiş? Bir tane değil.
Neyi varmış bunların? Çeşitleri varmış. Bu şu anda gördüğümüz varlık alemi var ya arkadaşlar. Bu varlık aleminin bulunduğu bu alem, bu da tek değil. Her vücut mertebesine göre bir vücut alemi var. Yani normalde günlük hayatta alışmış şeyler değil mi? Yani bizim bildiğimiz sanayi var, Üsküdar var. Bak bambaşka bir şey anlatacak. Ama konuyu unutmayın. Konu neydi Hakan? Vücut mertebeleri. Konu o değildi. Aynı anda bu kadar şey nasıl tasarruf edebiliyor? Güzel. Yani az çok, büyük, küçük nasıl fark etmiyor? Birazdan göreceğiz. Mesela bu örneğe dikkat edin. Mesela alem-i şehadetten. Ne demek alem-i şehadet? Görünen alem. Bakın görünen alem. Alem-i şehadetten. Abi uyuyor onu uyandırın. Kırmızı kazaklı abi. Abi yatmış dinleniyor bak. Sen. He. Bir de adama suç atıyor ya. Ama çok profesyonel ha. Dikkat et bak. Hem uyuyor. Taktik yemezler. Çok tecrübem var uyuyanlarla ilgili. Mesela alem-i şehadetten olan, görünen alemden olan kafadaki hardal kadar küçücük kuvve-i hafıza. İnsanda ne var Volkan? Hafıza var. Var değil mi? Bilim adamlarının ifade ettiği ölçek birimi nedir? Kaç? %2. Yani... Ulan onu sormuyoruz. Biz adam %2 diyor. Boyut ne diyorum yani küçüklük büyüklük ne? Şu kadar bir şiş daha bir. Sarı 300 kilo alacağım ondan. Şimdi bu küçücük hafıza nerede arkadaşlar? Bizim beynimizde. Doğru mu? Peki hafıza alemi şehadetten mi? Evet görünen alemden değil mi? Çünkü bir varlığı var. Bilim adamları ne diyor? Şurada işte diyorlar. Ha burası hafıza bölümünüz. Buradan bak şurası. Oradan bütün kayıtlar orada. Dikkat edin ama. Bak kaçırmayın. Kaçırma. Asubay abi dikkatle dinle. Alem-i şehadetten olan kafadaki hardal kadar kuvve-i hafıza alem-i manadan bir kütüphane kadar vücudu içine alır. Şimdi arkadaşlar mesela ben 42 yaşındayım. 42 yaşına kadar benim hafızama 42 yıllık video, fotoğraf, ses, görüntüler, kokular birçok şey yüklendi. Doğru mu? Doğru. Nereden biliyorsun doğru olduğunu? Hatırlıyorum değil mi? Bak dönüyorum. Geçen pazar ne yapmıştık? Şunu yapmıştık. Cumartesi bunu yaptık. Hatırlayabildiklerim. Demek ki bir kayıt var. Peki normal şartlarda nasıl oluyor bu küçücük bir şeyin içerisine bu kadar görüntü, bilgi nasıl yüklenebiliyor? Bunun sizin zihninizde biraz daha netleşsin diye gençlerin anlayacağı bir örnek vereyim. Ne vardı küçücük bilgisayarlarda kullanıyorsunuz? Flash bellek. Değil mi? Küçücük bir flash bellek. Şimdi de hepten ufaldı zaten herhalde. Bakın flash bellek nereden? Alem-i şehadetten. Bakın bu alem tabirleri unutmayın. Bedava ders değil ha. Bu dersi bir daha bulamazsınız. Alem-i şehadetten. Bu flash belleğin içerisine ben. Benim flash belleğimde örnek veriyorum. 2000 GB. Bilmem ne olsun. Atıyorum yani. 2000 TB. Ben bunun içerisine binlerce film, binlerce müzik, binlerce fotoğraf yükleyebilir miyim? Peki arkadaşlar küçücük bir şeyin içerisine bunlar nasıl giriyor? İşte Bediüzzaman önce şunu anlatıyor. Diyor ki bakın şu küçücük gördüğünüz flash bellek var ya onun vücuduyla onun içerisine atılan o görüntü videoların vücutları aynı değil. Bakın sır burada. Allah'ı ve kainatı anlayacağız. Ne demek yani? Yani şu küçücük parçanın içerisine bu güçlü. Güçlü olduğu için ondan daha hafif olan o vücutlar yani görüntüler, videolar, sesler onlar ne yapılıyor? Onun içerisine yükleniyor. Peki yer kaplıyor mu? Ağırlık veriyor mu? Ama içerisinde dağlar var. Değil mi? Yıldızlar var.
Denizler var, insanlar var, binlerce videoda yüklenmiş nesneler var. Ama o nesnelerin vücutları neymiş? Hafif. Yani o flaş belleğin vücuduna kıyas ederseniz, onların vücutları hafif olduğundan dolayı flaş bellekte bir maddi ağırlık oluşmuyor. Çözdünüz mü meseleyi? Çözmeyen var mı? Bir daha da gelmesin çözmeyen varsa. Bu ne ya? Şimdi dikkat edin. İkinci kısım. Mesela alemi şehadetten olan kafadaki hardal kadar kuvve-i hafıza ve alemi manadan bir kütüphane kadar vücudu içine alır. Sonra ve alemi hariciden, bakın ikinci alem. Birincisi ne alemdi? Şimdi alemi hariciyi örnek veriyor. Alemi hariciden olan tırnak kadar bir ayna. Bakın şu tırnağımı ayna düşünün, ayna. Hani şimdi selfie yapıyorlar ya. Ben şöyle şu aynadan baksam, bütün dershanedeki hepiniz bu aynanın içerisine girer misiniz? Girersiniz. Nasıl girmezsin? Görüntünüz burada gözükmez mi? Benim baktığım açıyla hepiniz içine girersiniz. Ben buraya bakarım, koskoca şey, bütün cemaat koltuklarla beraber küçücük aynanın içine girer. Bakın fiziksel bir şey bu. Peki tırnak neydi? Harici bir vücut. Burada ayna olarak gözüken kısım. O alemi misal tabakasından. Peki aynaya yansıyan görüntü neymiş? Alemi misal. Bakın kaç alem öğrendik? Alemi şehadet. Alem harici. Alem misal. Bakın normalde biz aslında bunları biliyoruz ama bunların fiziksel isimlerini bilmiyoruz. Şimdi bunları öğrendik. Ne oldu? Alem hariciden tırnak kadar bir ayna, alem misalden bir şehri veya bir cemaati içine alıp burada gösteriyor. Ve o alem hariciden olan o ayna ve o hafızanın veya o flaş belleğin şuurları, burada dikkat edin. Şuurları ne demek? Flaş bellek şuurlu. Akıl sahibi. Plan proje yapabiliyor, ilmi iradesi kudreti var. Böyle olduğunu farz edin. Ve kuvve-i icadiyeleri, yani bir şeyler yapabilmek için yeterli kudret ve ilmi iradesi olsaydı, bir zerrecik vücudu haricileri kuvvetiyle, yani küçücük bir kuvvet uygulamakla o vücudu manevide, o manevi vücutlarda ve manevi misali vücutlarda hadsiz tasarrufat ve tahavvülat, değişiklik yapabilirlerdi. Ne gibi? Şimdi arkadaşlar, bilgisayarı çoğunuz kullanıyorsunuz değil mi? Bilgisayarın bir hafızası var değil mi, o flash bellek gibi? Hard disk mi diyorsunuz? Hard diske yüklenmiş binlerce görüntü. Normalde yüklediğimiz görüntülerin vücudu niçin hard diskte bir maddesel kütle ağırlığı yapmıyordu? Alemi mana. Değil mi? Yani alem mana olduğu için bilgisayara yüklediğimiz videolar, bunlar bizim laptopumuzu ağırlaştırmıyor. Şimdi dikkat edin. Bilgisayarı şuurlu düşünün. İlmi var, iradesi var, aklı var, her türlü faaliyeti yapabilecek bir gücü var. O bilgisayar içindeki dağları bir yerden bir yere rahatlıkla alır mı? Peki bilgisayardaki ekranda dağ ile karınca bir fark eder mi Eşref Atak? Bakın çok ince bir yere geliyoruz. Bitireceğim. Bilgisayar ekranında dağ bir karınca hiçbir anlam ifade etmiyor. Sen onu mouse'la alıyorsun değil mi? Karıncayı da taşıyorsun. Dağı da taşıyorsun. Hiçbir güç, hiçbir zorluk bilgisayar için yok. Çünkü senin müdahale ettiğin vücutlar senin vücuduna göre hafif ve güçsüzler. Yani direnebilme özelliğine sahip değiller. Yani ben dağım, ben bilmem kaç bin ton ağırlığındayım diye bir bize zorluk çıkarmıyorlar. Mesele geliyor son kısım. Demek vücut rüsuh peyda ettikçe, yani vücutlar
Bunlar kuvvetlendikçe az bir şey çok hükmüne geçer. Burada bir teknolojik soru sorayım Eşref'e. Eşref, şu anda şu kadar falan değil mi? Hard diskler, flash belekler çıktı. Peki bu artık 1-2 milime kadar da indirilebilir mi? Peki indikçe de içi genişliyor mu? Evet. E peki arkadaşlar bir gariplik yok mu? Nasıl oluyor bu 2 milime indiriyorlar, içi genişliyor. 1 milime indiriyorlar, içi genişliyor. Bir nanoteknoloji indiriyorlar artık gözle görülmeyecek şeye, içi genişliyor. Ne oldu? Bilim dünyası şunu keşfetti. Varlıkların vücutları. Anladınız mı? Şu anda teknolojik bilim adamları bunu kullanıyor işte. Bunu kullandıkları için ne yapıyorlar? O küçücük maddeyi minnacık hale getiriyorlar. Ama içerisine başka bir alemdeki varlıkları, o video görüntülerin hepsinin daha fazlasını koyuyorlar. Elimizdeki bu dünyevi insanların imkanlarıyla yapılan şey değil mi Eşref'cim? Demek ki böyle bir fizikte sır var. Şimdi altın vuruş geliyor. Demek vücut ruhu peyda ettikçe kuvvet ziyadeleşir. Az bir şey çok hükmüne geçer. Hususan vücut ruhu tam kazandıktan sonra maddeden de mücerret ise. Sır burada. Bizim flash bellek madde miydi Eşref? Peki madde olmayan bir şey düşünün. Her şeyi içine alıyor. Madde olmadığı için mekan var mıdır Eşref? Yani bizim görmemizin bile imkanı olmayacak kadar küçük bir alanda bizim zihnimizin algılayamayacağı kadar büyük kainatlar yerleştirilebilir. Sır geliyor. Hususan vücut rüsuhu tam kazandıktan sonra maddeden de mücerred ise, yani madde de değilse, kayıt altına girmezse, o vakit bir cilvesi sair hafif tabakat-ı vücudun çok alemlerini çevirebilir. İşte velillahil meselül âlâ, son paragraf. Şu kainatın sani-i zülcelali. Şimdi o misallerden, bu fiziki örneklerden hakikate geçelim. İşte şu kainatın sani-i zülcelali, celal sahibi sanatkarı, vacibül vücuttur. Yani onun vücudu zatidir, ezelidir, ebedidir. Ademi mümtenidir, yokluğu mümkün değildir, zevali son bulması imkansızdır ve tabakat-ı vücudun, vücut tabakalarının en rasihi, en sağlamı, en kuvvetlisi, en mükemmelidir. Peki Allah'ın vücudunun dışında kalan, yaratılmış olan alemler ise sair tabakat-ı vücut onun vücuduna nispeten gayet zayıf bir gölge hükmündedir. Şimdi Allah'ın varlığını düşünün. Allah'ın varlığına, maddeden ve mekandan münezzeh olan varlığına şu fiziki alemdeki bu sırrı tatbik edin. Yani bilgisayarın, flash belleğin içindeki görüntüleriz biz. Peki Ramazan kardeş, ne kadar yer kaplıyor ki bu kainat acaba Allah'ın ilmi ezelisinde? Ufacık değil. Hiçbir yer kaplamıyor. Allah'ın ilmi ezelisinde, kudretinin ve iradesinin tecellisinde, onun vücuduna nispeten şu anda bizim dediğimiz dağlar, yıldızlar, galaksiler, gezegenler bir bilgisayar ekranında bilgisayara ne kadar güçlük veriyorsa o nispette güçlük dahi vermiyor. Yani sana, bana göre dağ ağır. Çünkü
aynı tabakadan vücuda sahibiz. Atomlardan yaratılmışız. Anladınız mı? Flaş belleğin içindekilerle aynı maddeden yaratılmadığında o göstermiş olduğu hareketteki ve tasarruftaki kolaylığı gibi. Öyleyse bu kainat, bakın Allah'ın ilmi ezelisi, kudret ve iradesinin yanında neymiş? Hiç hükmünde. Hiç. Ve huve ala külli şeyin kadir. Ve o derece vücut, rasih ve hakikatlı ve vücut ve mümkünat o derece hafif ve zayıftır ki Muhyiddin Arabi gibi çok ehli tahkik sair tabakat-ı vücudu evham ve hayal derecesine indirmiş. Duymuşsunuzdur. Muhyiddin Arabi Hazretleri ne demiş? La mevcuda illahu. Mevcudat yok. Ancak Allah var. Peki bu sırada niye çıkmış? Muhyiddin Arabi ilimde ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor. Bu vücut alemlerini bir çözüyor. La mevcuda illahu diyor. Mevcudat yok. Bakın çok enteresan bir sır. Mevcudat yok diyor. Ama bir üst kademesi var. Bediüzzaman'ın çıktığı bir yer var. Bakın ne diyor. Yani vücud-u vacibe nispeten, Allah'ın varlığına nispeten başka şeylere vücut denilmemeli. Dışarıdaki sesi susturalım. Onlar vücut ünvanına layık değiller diye hükmetmişler. İşte vacibil vücudun hem vacip hem zati olan kudretine karşı mevcudatın hem hadis hem arizi zayıf vücutları ve mümkünatın hem kararsız hem kuvvetsiz subutları elbette nihayet derecede kolay ve hafif gelir. Bitiriyorum. Çaycılara söyleyin hazırlansınlar. Bütün ruhları zor geliyordu değil mi? Nasıl beni tekrar yaratacak? Ne diyorsun kardeşim sen ya? Beni nasıl tekrardan yaratacak? Bir daha tekrar nasıl diriltecek diye soruyor. Ne diyorsun kardeşim sen? Ne sen nesin ki? Yani biz kendimizi böyle maddi olarak zor bir şey görüyoruz. Beni bir daha nasıl yapabilir? Seni senin gibi trilyonlarca aynı anda yaratır senden. Ve bir tane yaratmasıyla aynı şey. İşte bunu söylüyor. Bütün ruhları haşr-ı azamda ihya edip o tekrar büyük diriliş günde ihya edip muhakeme etmek, tek tek hesap sormak. Ne yaptın Ramazan? Ne yaptın Hakan demek? Tek tek. Ne kadar insan yarattıysa tek tek hesap sormak. Hepsini birden yaratmak. Allah'ın kudret ve ilmine nispeten bir baharda, belki bir bahçede, belki bir ağaçta haşir ve neşrettiği, tekrardan yaratıp dirilttiği yaprak, çiçek ve meyveler kadar kolaydır. Ve huve ala külli şeyin kadir. Allah için az, çok, büyük, küçük, ağır, hafif böyle bir şey yok. El Fatiha.